Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir Afrika tarzı maske yapacağız. Bunu da evde bulunan boş bidonlarımızın ağız kısmı ile yapacağız. Bu görmüş olduğunuz bir yumuşatıcı bidonu. Bunu çamaşır suyu bidonuyla falan da yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hani yaparlar ya hep böyle hızlı çekimlerde. Evet, bunu önceden ben kestim ağzını. Bir kreator maket bıçağı yardımıyla falan kesebilirsiniz. Ve şu kısmını biz maske yapmak için kullanacağız. Bunun için biliyorsunuz Afrika maskeleri rengarenk olurlar. Rengarenk bir şekilde boyayıp bakalım şöyle nasıl bir Afrika tarzı maskeye çevireceğiz, onu göreceğiz. Rengarenk boyalarımız var. Öncelikle bir kalem yardımı ile ağzını falan nereye yapacağız onu çizelim. Şimdi ağız kısmı aslında tam görmüş olduğunuz şu kısım olacak. Zaten burada bir ağız gibi duruyor. Burun zaten bu ortadaki tutma kısmı. Biz gözlerini falan belirleyeceğiz buradan. Gözlerini falan belirledikten sonra da boyama işlemine geçeceğiz rengarenk bir şekilde. Tabii resim, kalemle resim sanatıma pek güvenmiyorum ama elimden geldiğince şöyle bir kararlama çizmeye çalışacağım. Şöyle kaba taslak bir çizme işlemimizi gerçekleştirdik. Aman Allah'ım bu ne? Alien gibi oldu. Şimdi bunu boyama işlemlerini aşama aşama yapalım. Oldukça fazla renk kullanacağız. Ve ince ince işleyeceğimiz için biraz vakit alacak. Olabildiğince sizlere daha kısa çekmeye çalışacağım. Ve şimdi boyama işlemine başlayalım. Önceki bir dantel rengiyle gözün iç kısmını boyuyorum. Siyah bir renkle etrafımın çerçevesini yapıyorum. Kırmızı boya ile böyle ağzını boyuyoruz. Evet, maskemizin hatları yavaş yavaş belirli olmaya başladı. Bakın şöyle. Ve boyadıkça bu hatlar daha da belirgin hale gelecek. Ağız kısmını kırmızıya boyadıktan sonra ağız etrafını gold rengiyle boyadık. Şu burun kısmını
ıhlamur rengiyle boyadık. Şöyle göstereyim. Şimdi şu çizgilerimizi, yüzlerindeki o desenleri boyamaya çalışacağız. Bunun için turkuaz rengimizle başlıyoruz. Evet, ince fırçalarımızı çok sık olarak kullanacağımız için yanımızda bir su ve bez bulunduralım. Çok fazla fırçamız yoksa. Evet. Devam edelim. Evet, maskemizin büyük bir kısmı, şöyle göstereyim, ortaya çıktı. Ve şimdi ten rengini boyayacağız. Şöyle bir kaşmir rengi bir rengimiz var. Bu kaşmir rengiyle beyaz olan, gördüğümüz beyaz olan her yeri bu renk ile boyayacağız. Kullandığımız boyalar akrilik boyalar. Boyamayı yaptıkça tam kapanmayan yerlerden iki defa gidebilirsiniz üstünden. Tamamıyla kapansın diye. Zaten diğer yerleri boyayana kadar oralar kuruyor ve siz tekrar üzerinden gidebilirsiniz. Çok hassas yerleri ince fırçalarla, ince uçlulara saklayın. Mesela şurada dip kısmını daha böyle ince uçlu fırçayla gidebilirsiniz. Ve maskemizde sona doğru geldik. En son bir safran veya kaşmir rengiyle gördüğünüz gibi kısımları boyadık. Ve gördüğünüz gibi tamam. Aklınıza gelen her türlü boyama şeklini uygulayabilirsiniz. Şekli verebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Özellikle çocuklarınızla evde çok güzel bir şekilde boyama, eğlenceli bir boyama aktivasyonu haline getirebilirsiniz bu durumu. Onlar da zevk alacaktır, çocuklarınız da zevk alacaktır bu durumdan. Rengarenk boyatırsınız. Şöyle şu kısmını da göstereyim. Ve korkunç maskemiz hazır diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Hem geri dönüşüm hem bir çocuklarınızla yapabileceğiniz eğlenceli bir çalışma. Hem de duvarınıza da asıp kullanabileceğiniz bir Afrika maskesi haline gelmiş durumda. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir çalışmada görüşmek üzere diyorum.